Gri Pasaport hakkında her şey videomuza hoş geldiniz. Gri pasaportların bir diğer ismi ise, hizmet damgalı pasaportlardır. Gri pasaportlar kimlere verilir? Kimler bu haktan faydalanabilir? Maddeler halinde inceleyelim. Madde 1, Gençlik ve Spor Bakanlığı Federasyonları tarafından görevlendirilen kişilere. Madde 2, Devlet Üniversiteleri tarafından görevlendirilenlere. Madde 3 ve 4'te ise, belediyeler ve kamu kurumlarının il müdürlükleri yer alıyor. Gelin, şimdi bunları detaylı bir şekilde inceleyelim arkadaşlar. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Federasyonları tarafından görevlendirilen kişilerin pasaport müracaatında hazırlaması gereken evraklar nelerdir? Bunlara bir göz atalım. Son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik bir fotoğraf, burada çok önemli bir nokta ise, fotoğrafta küpe ve benzeri herhangi bir aksesuar olmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Bir diğer husus ise ilgili federasyon tarafından düzenlenen pasaport talep formu ve görev onay belgesi. Pasaport alacak kişinin nüfus cüzdanı veya kimlik kartının yanında bulunması, geçerli ve süresi bitmiş, yani fiziksel iptal işlemi yapılmamış pasaportlarını ibraz etmesi ve son olarak 2024 yılı için geçerli olan 790 Türk Lirası defter bedelinin mobil banka uygulamalarından veya vergi dairelerinden yatırılması gerekmektedir. Şimdi ise devlet üniversiteleri tarafından görevlendirilen kişilere verilen hizmet damgalı pasaportları inceleyeceğiz. Yine son 6 ay içerisinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf olması ve fotoğrafta küpe ve benzeri aksesuarların olmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. En önemli noktalardan birisi ise, pasaport talep formunun yanında rektörlük onayının bulunması gerekiyor. Pasaport alacak kişinin nüfus cüzdanı veya kimlik kartının yanında bulunması, geçerli ve süresi bitmiş, yani fiziksel iptal işlemi yapılmamış pasaportlarını ibraz etmesi ve son olarak 2024 yılı için geçerli olan 790 Türk Lirası defter bedelinin mobil banka uygulamalarından veya vergi dairelerinden yatırılması gerekmektedir. Yine üniversitelerin düzenlediği talep formlarının yanında yer alan görev onayının rektörlük imzası olmasına dikkat edilmeli. Rektörlük haricinde imzalanan onay belgeleri, il nüfus müdürlükleri tarafından kabul edilmemektedir. Belediyelerin hizmet damgalı pasaport hakkından yararlanabilecek kişiler, belediyede çalışan kamu personeli unvanındaki kişiler ile belediye meclis üyeleridir. Burada yine, diğer kurumlar gibi pasaport talep formu ilgili belediye tarafından düzenlenir, pasaport talep formuna ek olarak belediye görev onay yazısı olması şartı aranır. Bir diğer önemli husus ise, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda belediyelerin kurum dışı kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlemesi uygulamadan kaldırılmıştır. Hizmet damgalı pasaport başvuruma, görev başlangıç tarihimden kaç gün önce gitmeliyim? Gri pasaportlarda eğer gidilecek ülke vize uygulamıyor ise görev başlangıç tarihinden 20 gün öncesinden, vize uygulanıyor ise 60 gün öncesinden başvurmanız uygun olacaktır. Peki, gri ve yeşil pasaportlara hangi ülkeler vize uyguluyor kısaca göz atalım isterseniz. Gri ve yeşil pasaportlara İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada vize uygulamaktadır. Ancak Avrupa'da bulunan diğer ülkelere gri ve yeşil pasaportunuz ile vizesiz rahatlıkla seyahat edebilirsiniz. Gri pasaport hakkında her şey videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim, kanala abone olmayı unutmayın.